Resmi bir açıklama olmadan ekmeğe zam yapılınca bu zamda kentin mülki amiri Vali Ersin Yazıcı'dan saklanınca haliyle ortaya büyük bir kriz çıkmıştı. Hatırlayacaksınız, yaşanan kriz sonrası fırıncılarla bir araya gelen Vali Yazıcı yapılan görüşmede bir mutabakata varılmadığını açıkladı. Vali Yazıcı yüksek fiyatların karşısında olduklarını da belirterek fırıncıların zam kararını doğru bulmadığının sinyalini de vermiş oldu. Ekmeğe gizli kapaklı gelen zammın yankıları sürüyor. Ekmeğe yapılan zam mutfaklardaki yangını daha da arttırdı. Fırıncılar un fiyatlarına gelen zamdan şikayet ederken vatandaşlar da yapılan zam karşısında cebindeki parayı düşünür oldu. Fırıncılar yapılan zammın da yetersiz olduğunu yüksek sesle duyururken Vali Ersin Yazıcı Fırıncılar Odası ve esnafla bir araya geldi. Fırıncılar yapılan gizli zammın önce açıklamasını yaptı ve bu zamma ek yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Daha önce de olmuştu. Çok yüksek fiyat artışlarına razı değiliz, uygun görmüyoruz. Vali Ersin Yazıcı çok yüksek zamların karşısındayız dedi ve yapılan toplantıda mutabakat sağlanmadığını kaydetti. Henüz bir şeye karar veremedik. Yani onlar tabii un fiyatlarının artışı ile ilgili ekmek fiyatına yansıtmak istiyorlar. Tüm Türkiye'de böyle bir durum var. Konuyu tartıştık. Henüz bir karara mutabakat sağlayamadık. Ticaret Bakanlığımızın koymuş olduğu bir sınırlama var. Kilo başına uyguladığı bir fiyat var. Orada fırıncılar odamız bunu kabul etmiyor. Onlar farklı bir talepleri var. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Henüz bir karara varmış değiliz. Un fiyatlarının her geçen gün yükselmesiyle gelir gider dengesini bir türlü sağlayamayan fırıncı ve vatandaşın alım gücünü düşünen Vali Ersin Yazıcı arasında tabiri caizse devam eden ekmek krizi henüz bir sonuca bağlanmadı ama vatandaş 2,5 lira olan ekmek fiyatının daha da yukarı çıkmasından endişe duyuyor.